Merhaba güzel dostlarım, ben Kübra. Bir önceki gezimiz Oyuncak Müzesi'ydi. Bugün de sizlerle Deniz Müzesi'ni gezeceğiz. Deniz Müzesi'ni gezmeden önce Deniz Müzesi hakkında biraz tarih bilgisi almak istiyorsak, nasıl bir müze olduğunu görmek istiyorsak web sitesinden ziyaret edip bakabiliriz. Burada web sitesinde bize müze hakkında oldukça bilgi veriyor. Aynı zamanda bu web sitesinde diğer deniz müzelerini de görebiliriz. Onlardan da fotoğraflar, bilgiler var. Mesela burası İskenderun Deniz Müzesi. Sadece İstanbul'da yok, birden fazla yerde deniz müzesi var. Web sitesinde bunları görebiliriz. Daha sonra Deniz Müzesi'nin misyonunun, vizyonunun ne olduğu hakkında bilgi edinmek istiyorsak yine buradan bakabiliriz. Bu sitede oldukça faydalı bilgiler var. Gezmeden önce bu bilgileri okursak eğer müzeyi gezerken daha güzel gezeriz, daha bilgili gezeriz. Şimdi müzenin koleksiyon kısmına geldik. Bu kısımda ne var biliyor musunuz? Müzeye ait olan denizle ilgili koleksiyonlar var. Burada çeşitli gemilerde kullanılan figürler var. Ama bunun yanı sıra daha farklı şeyler de görebiliriz bu koleksiyon kısmında. Mesela tarihi olarak Atatürk'ün kayıkları var. Evet evet, Atatürk zamanında bu kayıklara binmiş, bu kayıklarla deniz üzerinde yolculuk yapmış. Daha yakından görmek istersek resme tıklayabiliriz, ayrıntılı bir şekilde görebiliriz. Şimdi bakalım başka hangi koleksiyonlar var? Özellikle ahşap eserlerin olduğu bir koleksiyon var. O koleksiyon diğerlerine nazaran daha geniş yer kaplıyor koleksiyonlar kısmında. Tarihi el yazmalar, fotoğraflar, varaklar var. Mesela bunlar el yazmalar, kitaplar. Bunlar da genellikle Peygamber Efendimizin ve bazı hanedanların bilgileri içeriyor. Ama onun yanı sıra gemicilikle ilgili bilgiler içeren eserler de var. Evet, koleksiyon kısmı böyle. Arşiv ve kütüphane kısmına gittiğimizde, bu kısma geldiğimizde ise bize denizcilik tarihi ile ilgili bilgiler veriliyor. Oldukça geniş bir bilgi var burada. Okuyup bilgilenmek isterseniz yine web sitesinden ziyaret edebilirsiniz. Evet, daha sonra Deniz Müzesi'ne nasıl gidilir, nasıl ulaşabiliriz oraya diye sorularınız varsa bu web sitesinden yine sorularımıza cevap bulabiliriz. Aynı zamanda Deniz Müzesi'nin ücretleri nedir? Hangi günler açıktır? Hangi günler kapalıdır? Bu soruların cevabı da yine web sitesinde var. Aynı zamanda web sitesinin bir duyuru sayfası var. Mesela çok güzel bir duyuruyla karşınızdayım. Diyor ki çocuk oyun alanı yenilendi. Yani artık gittiğinizde daha güzel bir oyun alanına kavuşabilirsiniz. Evet güzel dostlarım, artık müzemizi sanal olarak gezmeye başlayabiliriz. Tabii yine web sitesinden geziyoruz sanal olarak. Web sitesi bize birçok imkan sunuyor. Müzenin girişi geniş bir alan. Buradan istediğimiz yerlere gidebiliriz. Hadi başlayalım. Buradan başlayalım. Burada acaba ne var? Giriyoruz. Aa, burada sandallar var. Burada ne var? Deniz Müzesi'nin bir krokisi var sanırım. Arkadaşlar, tarihi kayıkların olduğu bir salon burası. Ve bu salonda oldukça büyük, geniş kayıklar var. Gezince daha net göreceğiz. Bizim sol tarafımızda kalan kısım Atatürk'ün kayıkları. Az önce görmüştük ya, şimdi canlı canlı görüyoruz. Fotoğraf değil, gerçek kayıklar. Ve bunları gerçekten Atatürk kullanmış. İlerleyelim, gidelim bakalım başka nasıl kayıklar var. Daha yakından görebiliriz. Evet arkadaşlar, yalnız şunu söylemeden de geçmeyelim. Burada gördüğümüz kişiler denizcilik tarihi için çok önemli şahsiyetler. Mesela aklıma gelen ilk Türk denizcisi kim acaba? Düşünelim bir bakalım, belki biliyoruzdur. Bilmiyorsak da hemen söylüyorum. İlk Türk denizcimiz Çaka Bey'dir ve Türk tarihinde çok çok önemli bir yeri vardır. Bu bilgiyi söyledikten sonra hemen kayıkların olduğu bölüme geçelim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Koskocaman, upuzun bir kayık var burada. Evet zaten gezerken de göreceğiz.
Çoğu kayık böyle. Küçük kayıklar yok. Neden? Çünkü çok eskilerden bu kayıklarda çok 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 kalabalık yolculuklar yapıyorlarmış. Önceden bu kadar gemiler, vapurlar yokmuş. Aslında bu kayıklarda o gemi ve vapur görevini görüyormuş. Bundan dolayı da kayıklar büyükmüş. Bakın kayıklar büyük ama aynı zamanda da çok güzel. Kayıkların çok güzel işlemeleri var. Çok güzel süsleri var. Görüyoruz. Zaten bu bölüme girdiğimizde bizi birden fazla güzel kayık karşılıyor. Bakın, kayıkların bir bölümü kapalıdır. Genelde bu kapalı bölümlerde önemli şahsiyetler yolculuk yapar. Hadi nereye gidelim? Bence sizin de çok seveceğiniz bir alan burası. Evet, sizin gezerken aynı zamanda eğleneceğiniz bir müze. Burası çocuk oyun alanı. Burada istediğiniz kadar oynarsınız. Yalnız duvarları ne kadar renkli, ne kadar güzel değil mi? Bu duvarlarda aslında denizcilikle ilgili çeşitli bilgiler de var. Eğlenirken, oynarken aynı zamanda ne yapıyoruz? Yeni bilgiler ediniyoruz. Mesela bu duvara bir deniz feneri çizmişler ve deniz feneri hakkında bilgi vermişler. Bakalım orada ne yazıyormuş? Deniz feneri gemilere yol göstermek için yapılıyormuş. Deniz feneri genelde yüksek yerlere kuruluyormuş. Bunun sebebi ise uzak mesafelerde bile rahatça görülmesini sağlamakmış. Ülkemizde 407 tane deniz feneri varmış, ne kadar çok. Bu deniz fenerlerin 53 tanesi İstanbul'daymış. Ve Türkiye'nin en büyük deniz feneri Şile'deymiş. Bakın, burada aynı zamanda eğlendik. Fakat deniz feneriyle ilgili çok güzel bilgiler edindik. Evet güzel dostlarım, bugünlük gezimiz burada bitiyor. Eğer gezimizi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda bir sonraki gezimizde nereye gitmemizi isterseniz, siz nereye isterseniz biz de orayı gezeriz. Bunları yorum kısmına yazabilirsiniz. Evet, şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz.